kapı bıraktı. Başbakan Binali Yıldırım dün 15 Temmuz'la ilgili bir programa katıldı ve yine bu programda darbeciler için 1 dolara üniformalarını, göğüslerindeki bayrakları sattılar dedi. 1 dolara üniformalarını sattılar, göğüslerindeki bayrağı sattılar, milleti sattılar. Tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. FETÖ'yle mücadele vurgusunu bir kez de 15 Temmuz sempozyumunda dile getirdi Başbakan Binali Yıldırım. OHAL İnceleme Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını da duyurdu. 7 hakimden oluşuyor, yasayla kuruldu, 200'e yakın uzman çalışacak. 17 Temmuz itibariyle çalışmalarına başlıyor. SETA'nın 15 Temmuz'un yıl dönümü için düzenlediği sempozyumuna katıldı Başbakan. Konuşmasının tamamını hain darbe girişimine ayırdı. Ard arda bombalar yağarken milletin korkacağını, sineceğini, saklanacağını hesap ettiler. Ama çok yanıldılar. Başbakan Yıldırım 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine de seslendi. Darbecilere verilecek ceza konusunda kimsenin şüphesi olmasın dedi. Hangi tiyatroyu yaparsa yapsınlar, hangi oyunları oynarsa oynasınlar, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar.